Yine aynı şekilde bu durumda sorunlar olmayacak. Özellikle ilçe müdürümüz arkadaşlarımızla, il müdürlüğündeki arkadaşlarımızla, yani taşrada çalışan arkadaşlarımız, sahada çalışan arkadaşlarımızın alacağı kararı bizim için gerçekten... Türkiye'nin genelinde Türkiye'de tarımsal üretim planlamasını bir yol haritasını ortaya koyuyoruz bu anlamda. Tabii bu tarımsal üretim planlamasında asıl önem kayıtlılık, kaliteli üretim, sürdürülebilirlik, yatırım eksenleri üzerinde yoğunlaşıyoruz. Tabii bu anlamda Türkiye'nin genelinde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri alanında özellikle kısıtlı olan ürünler, stratejik olan ürünler, ihracata yönelik olan ürünler, arz fazlalığı olan ürünlerle ilgili bir planlama yapıyoruz bu anlamda. Bu da tabii bizim için son derece önemli. Biliyorsunuz tabii dünyada sürekli nüfus artıyor. Artan bu nüfusun ihtiyacının karşılanması gerekiyor bu anlamda. Hem ülkesel bazda hem uluslararası bazda bu ürünlerin tarımsal planlama ekseni üzerinde hangi bölgede, hangi ilde, hangi ürünlerin daha ön plana çıkılacağı, üretim açı olan ürünler neler olduğu, bu anlamda bu toplantımızı da Artvin özelinde yapıyoruz. Tabii her bölgenin kendisine özgü ürünü var, stratejik ürün var, aynı söylediğim üretim açı olan ürünler var. Bunları planlamamız lazım. Tabii Artvin lokasyon olarak su ürünleri anlamında çok önemli bir konuma sahip. Biz burada bu su ürünleri üretimi hem planlanırken hem de gelecekteki projeksiyonu belirliyoruz. Bu 3 yıllık bir üretim planlaması tabii. 2024'ten 2026 yılına kadar planlama yapıyoruz ama bu arada bir değişik olacağım, bunları da değiştirebiliyoruz. Tabii bunu yaparken hem üretici kollamamız lazım, hem tüketici kollamamız lazım. Ekseni doğru bir şekilde yönetmemiz lazım. Artvin özeline baktığımızda su ürünleri çok önemli. İkinci biliyorsunuz bir de tabii toprak yapısı, jeolojik yapısı anlamında tarımsal ürünler, bitkisel ürünler anlamında bir kısıtlı bir bölge daha doğrusu. Küçükbaş hayvan aynı şekilde büyükbaş hayvan ciddi bana da bir potansiyelimiz var bu bölgede. Onu da planlama dahiline yürüteceğiz yani. İlin özelinde arıcılık da çok önemli. Burada da ciddi bir arı potansiyelimiz var daha doğrusu. Hatta kovan başına verim de çok iyi. Bu bölgenin aromatik bitkiler anlamında zengin bir gen yapısına sahip daha doğrusu. Bu ürünleri de bu bölgenin özelinde daha doğrusu üretim planlamasına dahil edip tabii her ürünü üretim planlamasına dahil etmek doğru değil. Aslında bölgenin ihtiyacını karşılayacak ürünlere karışmıyoruz. Önemli olan üretim açı olan ürünleri bir planlama dahil etmemiz gerekiyor. Ama aromatik bitkilerde hem destekleme kapsamına alınacak bir faaliyet olacak. Artvin'in özelinde bu ürünleri desteklemeye devam edeceğiz yani.